Ne düşünüyorsun lan kara kara? Eski karım abi. Unutamadın değil mi hala? Unutmak istiyorum da her ay ödediğim nafaka hatırlatıyor bana. Zamanında gençler evlenirsen başlık parası öderim diye korkuyordu. Şimdi boşanırsan nafaka öderim diye korkuyoruz. Arkadaşlar şöyle etrafıma bir bakıyorum da nikaha gelenlerin hepsi nafaka mağduru gibi. Yol yakınken damadı vaz mı geçirsek acaba? Tövbe de lan Gober, düğün için o kadar masraf yaptık. İnşallah nafaka ödemek için de masraf yapmazsınız değil mi? Damadın annesi nerede, onu göremedim. Ayrıldık. Anası yurt dışında tatilde. Şema subaşına mı özeniyor nedir? En güzel yatırımı benim hanım yaptı. Bitcoin mi? Yok, nafaka koyun. Bir hafta evli kaldık, her ay 1500 TL para ödüyorum. Şu koca salonda nafaka ödemeyen biri yok mu? Nikah memuru evli olabilir. Tamam lan, ödeyeceğim, dur şimdi nikahtayım. Nafakayı geciktirdim de onun için aradı, kusura bakmayın. Ben hep gününde ödüyorum, hiç geciktirmiyorum. Ben de. Ben de sizleri Mersin Bunbarcılar Odası Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Belediye başkanını alsaydın ya lan yetkiyi. Ne bileyim, bir değişiklik olsun dedim. Gelini öpebilirsin. Ben boşanmak istiyorum. Ne? Boşanmak istiyorum. İyi öpemedi diye mi acaba? Bir daha öpsün. Şaka mı bu? Bunbarcılar Odası Başkanı'ndan yetki alana kadar canım çıktı. Yo ne şakası, anlaşamayacağımızı fark ettim. İmzalar atıldıktan sonra mı fark ettin? Balık burcu galiba emme. Balık burçlarının hisleri kuvvetli oluyor. Yakalayın, altınlarımızı götürüyor. Altınlar burada baba. Ne götürdü peki? Ne mi götürdü? Erken emeklilik. Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Daha çok çalışıp her ay düzenli bir şekilde nafaka ödeyeceksin. Aramıza hoş geldin.